Yeni mekanlar tanımak, yeni insanlarla tanışmak için Suriye'nin en kalabalık yerlerinden birindeyiz. Meşhur Hamidiye Çarşısı. Hamidiye Çarşısı doğunun öncesi Şam'da. Tatil deyince belki aklımızın ucundan bile geçmez Şam. Çoğumuzun gidip görmediği bu şehrin nice güzellikleri var bilseniz. Dünyanın en eski başkentlerinden biri olan bu şehir, sizi başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz sürprizlerle karşılar. Şam, Aramilerden Bizanslılara, Araplardan Osmanlılara kadar birçok uygarlığın beşiği olmuş. Meşhur Emevi Camii, tarihi çarşıları, Eyyubilerden kalma kalesi, müzeleri ve geleneksel evleriyle bu tarihi şehir, Şark kültürünü bütün cömertliğiyle ziyaretçilerine sunar. Şam ekonomisinin adeta bel kemiği olan Hamidiye Çarşısı, şehrin tam merkezinde. Burası, sosyal, ticari ve dini hayatın en canlı, en hareketli yaşandığı yer. Dünyanın en güzel ve en görkemli çarşılarından biri olan Hamidiye Çarşısı, ismini Sultan II. Abdülhamit'ten almış. Osmanlı Sultanı burayı yaklaşık 150 yıl önce, 1863 yılında inşa ettirmiş. Ve bazı dükkanların gelirleriyle bir vakıf kurdurmuş. Bu vakıf, ilim tahsil eden öğrencilere bugün de para ve gıda yardımında bulunuyor. Şam'a gelenler Hamidiye Çarşısı'na uğramadan edemezler. Burası şehrin en kalabalık mekanlarının başında geliyor. Hamidiye'ye ne zaman gelirseniz gelin, aynı manzarayla karşılaşırsınız. Büyük bir izdiham ve adım atacak yer yok. Şam'ın bu çok hareketli çarşısında yüzlerce dükkan var. Ve iğneden ipliğe her şeyi bulmak mümkün. El emeği göz nuru halıları, göz kamaştıran züccaciye çeşitlerini, zarif işlemeli hediyelik eşyaları, bakır sanatının en nadide örneklerini, geleneksel giysilerin sergilendiği mağazalar ve daha neler neler. Bu arada dükkanlarda sıra sıra dizilmiş nargileleri unutmayalım. Nargile, sohbet meclislerinde yerli halkın vazgeçemeyeceği bir alışkanlık. Bir şenlik yerini andıran Hamidiye'ye girer girmez kalabalığın akışına kendinizi kaptırıverirsiniz. Çarşıyı gezerken bir an için kendinizi İstanbul'daki kapalı çarşıda sanabilirsiniz. Her iki çarşıda birbirine o kadar benziyor ki, tek fark geleneksel Arap kıyafeti giymiş insanlar ve konuşulan dil. Burası tavandaki yüzlerce pencereden giren güneş ışıklarıyla aydınlanıyor. Tarihi Hamidiye Çarşısı geleneksel görünümünden hiçbir şey kaybetmemiş. Şark kültürünün bütün sanat harikalarını en canlı haliyle burada bulabilirsiniz. Sevdiklerinize hediyelik eşya almak için buraya gelmelisiniz. Acıktınız mı? Buranın yerel yiyeceklerini mutlaka deneyin. Bakla, humus, kepkubat, mütebbel. Bizden söylemesi. Buralara yazın yolunuz düşerse, şiddetli sıcaktan sığınacağınız en ideal yerlerden birisi Hamidiye Çarşısı'dır. Çarşının serin havası size ayrı bir canlılık katar. Bir de meşhur Şam dondurmacısından dondurma aldınız mı keyfinize diyecek yok. Bol fıstıklı bu harika dondurmanın tadı bir başka. Bir külah alabilmek biraz zahmetli olsa da değer doğrusu. Hamidiye Çarşısı sadece içerideki dükkanların değil, kalabalık bir seyyar satıcı ordusunun da ekmek kapısı. Müşteri bu kadar çok olunca seyyar satıcılar da burayı mekan tutmuş. Hamidiye'de önemli bir tarihi şahsiyet var. Sahabi Hazreti Ebu Hureyre. İslam tarihine Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden sahabi olarak geçen Ebu Hureyre, çarşının girişinde sağda küçük bir mescidin içinde yatıyor.
Hamidiye Çarşısı'nın batı kapısı Şam'ın en işlek caddelerine bakıyor. Caddenin üzerinde ve hemen çarşının bitişiğinde Eyyubilerden kalma Şam Kalesi var. Kalenin önüne Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin heykeli dikilmiş. Selahaddin Eyyubi Hamidiye'nin doğu kapısının karşısında Emevi Camii'nin kuzeyinde yer alan bu türbede yatıyor. Koca Sultan ömrünün son günlerini Şam'da geçirmiş ve 56 yaşındayken hayata burada gözlerini yummuş. Hamidiye Çarşısı'na kadar gelinir de Şam'ın eski evleri ve dar sokakları gezilmez mi? Daracık sokaklar arasında saklanmış geleneksel evler samimiyet dolu ve sımsıcak. İçinde nice ömürlerin tükendiği bu evler bugün geçmişin hatıralarını yaşatıyor. İşte Kasrul Azım onlardan biri. Kasrul Azım tipik bir Arap evi. Geniş bir avlu, ortada bir fıskiye. Avlu etrafında sıralanmış odalar. Tavandaki ahşap işçiliği, duvarlara işlenmiş ince çizgileri, zarif süs ve desenleriyle burası, yüzyılların birikimini yansıtan nadide mekanlardan birisi. Geleneksel eğlence kültürünün yaşatıldığı bu mekanlara mutlaka gelmelisiniz. Evet, burası Şam. Burası Hamidiye Çarşısı. Yeni insanlar, yeni mekanlar, yeni kültürler tanımaya meraklı olanlar için alternatif bir gezi durağı. Hamidiye sizi kucaklamaya hazır. Şam halkının misafirperverliğinden memnun kalacaksınız.